bu oyunu 3 kelimeyle özetleyebiliriz. ASMR, puzzle, savaş. İnsemize hiç durmadan üfleyen sesler, çözülemeyen puzzle'lar, oradan buradan çıkan saçma salak boss'lar. 3 oyun artı çok ölürseniz seviyenizi sileriz diye tehdit 12 lira. Bakın bu oyunda size 20 liraya tüm toksinlerinizden arınma garantisi veriyor. 20 liraya CS'de topladığınız tüm toksik birikintileri burada fırlatıp atabiliyorsunuz. Rahatlıyorsunuz kardeşim, kafanız rahat oluyor. Sadece 20 TL. Şahane mekan tasarımları, şahane grafikler, öyle düşün. Bu Metro Exodus büllüklü bir bilgisayar istiyor ama güzel bir hikaye, güzel bir grafikler, güzel bir oynanış. Kardeşim, güzel bir yaratık. Mükemmel. Bu da yanında 2 oyunuyla beraber 57 lira. 2033'te Last Light. Mükemmel kardeşim, kaçırma. Bu da Metal Gear Solid 5. Yapay zeka ile size ya sabır dedirttirecek, mizahıyla aman Allah'ım dedirttirecek, askeri oynanış taktikleriyle. Mamma mia. Her türlü DLC ile 25 lira, sadesi 13 lira. Ben askere gitmeden önce aldığım askerde 5'te 5 vurdum kardeşim. Bu oyunda saklanarak makine düzeltiyorsunuz. 5 insan bir yaratık, çok tatlı grafikler, her karakterin bir skill'i var, her yaratığın bir skill'i var. 32 liradan tam 8 liraya düşmüş, ayrıca skinleri de çok güzel, mükemmel. Arkadaş grubunuz varsa alın götürün, yoksa da hızlı maç seçeneği var, girip buluyorsunuz. Bakın ben bu oyunu hatırladığım yere, bu oyunun ölüm sekanslarıyla alakalı çok troll şeyleri var. Bir Assassin Goblin'siniz. Assassin Goblin'iniz oluyor demeyin. Girin oynayın. Arkadaşlarınıza da oynayabiliyorsunuz gibi hatırlıyorum. Kardeşim, Unreal Engine 4 motoruyla yapıldı. Tam 16 TL. Güzel grafiklere say. Al. Kardeşim bu oyun hakkı yendi. Bu oyun hakkı yendi. 2B'yi severim ama BT'yi ayrı bir severim kardeşim. Saygı duyarım BT'ye. BT adamdır. BT'nin hakkını yediler. Bu oyunu al, oyna 31 lira. Böyle online oyun bulamaz. Online'da da var. Üst üste multiplayer, PvP içi oynayış da var. Her şey var. Bu oyunu ne ararsam var. Hak kendi bu oyunu. Lanet olsun. Gürültü bastırma var. Bağırsam da anlamıyor. Bak edit bile kaydı. Edit'in zaman faktörü kaydı. Witcher anlatmama gerek yok herhalde. Witcher işte. Witcher 3'ü alın, 2'yi alın. 2'nin zaten sekanslarını biliyorsunuz. Alın kardeşim. Titan falan hak kendi. Böyle olmaz olsun. Ha bilmiyorsanız Witcher 3 DLC'leriyle beraber 15 lira. 2'yi de bilmiyorsanız bu sahneden zaten biliyorsunuzdur kardeşim. Yani bu kaç defa göstereceğinizi. Hani bu sahneyi çünkü tüm Türkiye biliyor kardeşim. Bilmiyorsunuz mu? Bilmiyorsanız. Bu Witcher 2. Witcher 2'ye 5 lira veririm kardeşim. Bu sahne için 5 lira veririm. Tamam abartma, tüm sahneyi gördün, hadi çek git. Bir 10 saniye ilerlet, ben koydum hadi. Yine hatırladığıma göre bu Elon eşeğe yaratıcılığını kaybediyor. Bu eşiyle bir tatile çıkıyor. Sonra eşi kayboluyor. Sonra her şey çok daha garipleşiyor. Bu oyun kontrolle beraber 70 TL. Zaten asıl kontrol burada para yapıyor. Elon 7.5. Elon'u alacaksınız alın. Kontrolü de zaten epik bir ara beleşe vermişti. Almadıysanız kafanıza. Bu oyun zaten belli. Batman. Bilmiyor musunuz? Ne Marvel'cı mısınız? Ne Thor'u mu seviyorsunuz? God of War'da bir güzel öldürdük onu. Spoiler da yediniz, ne oldu? Arkamı kardeşim alın. 3 paket 100 liradan 15 liraya düşmüş. Alın götürün. Batman oynayın. Hani Joker Moker. Hihihi. Çağrıştırmadım. Bioshock Infinite hikayesi açısından kafa açıcı olabilir, anlamayabilirsiniz ama araştırma yaptıktan sonra ufuk açıcı bir hikayesi olduğunu anlayabilirsiniz. Çok güzel oyun. Ben burada Bioshock Infinite ile 1 ve 2'nin remastered görüntülerini koyuyorum. Çünkü Bioshock'un görüntülerini koymaya gerek yok. Oyunun kardeşim. Karşımda baktığınızda bilmeyenler için Half-Life'in yeni oyunu mu diyeceksiniz? Hayır kardeşim, bu bir fan yapımı birinci oyun. Adı Black Mesa. Bu oyunun yapımı 2012'de başladı. 8 yıl sürdü. 2020'de bitti. Üstün 7.5 TL. Birinci oyunu oynayamıyorsanız, grafikleri falan kötü geliyorsa bu oyuna göz atın. Kardeşim bu oyun has RPG oyunudur. Öyle kıtırıktan uyduruktan RPG oyunlarını, hani yeni çıkan o cyber RPG'ler vardı ya, RPG çıkaracağız deyip de çıkaramayan RPG'ler. Onun gibi RPG değildir. Zaten karşılaştırılamaz. Türkçe dil desteği geldi, oynanır. Sadesi 15, kontrollü 70 TL. Korku oyunu olarak bu yapay zekaya sahip olan Fear, oyuna girdiğinizde sizi salak hissettiriyor. O kadar zeki bir yapay zekası var. Kardeşim dört yandan saldıran düşmanlar ağzınıza vuruyor. Birinci oyunu alamıyorsunuz, toplu almak zorundasınız. Hepsi 2-3 dahil, 11 TL DLC'ler dahil.
Ne oldu? Ha? Anlatmıyorum kardeşim. Bu oyun bu kadar ödül aldıysa sen bu oyunu bilmiyorsan ben ağzına vurayım seni. Kaç tane ödülü var? Steam'de bile var kardeşim. Hades. Kaç lira? 20 TL. Bugün 20 TL'ye ayran, döner alınabiliyor mu? Alınamıyor. Hades'i al o zaman. Şu anda mikrofonum baya baya kulaklıktan lehimle çıkartılmış bir mikrofon olduğu için ses gürültü engelleyici, ses engelleyici falan filan her türlü filtreyi kullanıyorum. Üstünde bir pop filtre var. Pop filtreyi de çıkarınca patlıyor. Yani mikrofon aldım. Video içinde sesim düzgün çıkmadıysa, lisanım yarrağıydı ise, pardon küfür yoktu. Bu herkese hitap edecek bir şeydi. Lisanı neydi? Ne deniyordu lan ona? Bir şey suçtuysa affola. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Video sonuna iki tane random key koydum. Analın çakın götürün.